Makabi deplasmanına gidecek Sivasspor, Demir Kulübü Sivasspor ve orada maçı kazanırsa Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Müthiş bir avantaj olacak. Sayın Başkan da bu noktayı vurguladı. Ekuban'ın golü ardından biraz oyunu rölantiye alan Trabzonspor, Hakan Arslan'ın golü 1-1 Mehmet Yılmaz. İlk önce seyir zevki açısından keyifsiz bir maçtı. Yani bakıldığı zaman çok keyif alınmadı maçta. Çok fazla da pozisyon yok ama Trabzonspor açısından bakıldığı zaman Abdullah Hoca geldikten sonra bazı şeyleri özellikle defans anlamında doğru şeyler yapmaya başladı. Biraz daha tabii ki zamana ihtiyacı var ama oyun olarak halde Trabzonspor kendisini çok ileriye götürecek pozisyonda değil. Yani çok fazlasıyla o Abdullah Avcı'nın beklediğimiz pasa dayalı futbolunu çok fazla göremiyoruz Trabzonspor'da. Ama burada bence Abdullah Avcı'dan çok sezon başı kadro yapılanması yaparken alınan transferler, yapılan yabancı oyuncularla alakalı bence çok büyük sıkıntı var. Bu biraz daha net olarak göze batıyor. Hangi isimler üzerinden bunu söylüyorsun? 11'de ya şimdi eğer yabancı oyuncu alıyorsun bu oyuncuların çoğunu Afobe, Marlon kullanıyorsun. gibi Yani mi? Afobe şimdi ben kıyaslama yapmak istemiyorum ama Trabzonspor'un gol yükünü çekecek bir oyuncu değil. Bu iki tane gol attığı maçta da ben bu aynı şeyleri, aynı düşüncelere sahiptim. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Bugün hocanın tabii ki şans verdiği oyuncular var. Şimdi Pereira ve Vakame'nin olmaması Trabzonspor için çok büyük eksiklik. Ama Sivasspor takımına bakıyorsun. 6-7 tane oynamayan yani bu Covid'den dolayı ve de sakat olan birçok oyuncusu var. Böyle maçlar elinize geldiği zaman mecburen kazanmak zorunda. Büyük takım kötü oynadığı maçı da kazanmak zorunda. Ama Trabzonspor'un şu göründü ki biraz daha zamana ihtiyacı var. Bugün kadroları yaparken Bilal oynarken biraz aslında şaşırdım. Bilal Başacıklı oyununa bu şansı verdiği zaman ama hala da bence sahada çok fazlasıyla kaldığını düşünüyorum. Daha erken alınabilirdi. Ha, elinde çok fazla imkan olmayabilir ama bir Yusuf Sarı'yı belki biraz daha erken koyabilirdi. Bazı şeyleri Abdullah Hoca deneyebilirdi. Ama Trabzonspor istediği şeyi buldu. Yine geçen haftaki gibi son dakikada golüyle içeriye moralli şekilde girdi ki kötü oynarken golü buldu Trabzonspor. Eline fırsat da geldi. İkinci yarı Ekuban biraz da sahanın bana göre Trabzonspor adına en iyi oyuncusu Ekuban'dı. Yani mücadele etmeye çalışan, kendi golünü attı. Onun dışında da pas bağlantılarını yapmaya çalışan, koşular yapmaya çalışan bir oyuncuydu. Ama Trabzonspor'da eksikler çok fazlasıyla göz önünde. Bu maçta biraz daha öne çıktı. Devre arasına kadar Abdullah Hoca minimum puan kaybıyla gidecek. Ondan sonra yapacağı transferlere Trabzonspor'u yukarı çekmeye çalışacak. Ama bu maç üzerinden Trabzonspor keyif veren futbol oynamadı. 1-0 öne geçtiği maçı da kazanması lazımdı. 3'te 3 yapmak istiyordu Bordo Maviller. 3 maçta 7 puan oldu Feyyaz Hocam. Ama tabii Sivasspor her zaman Trabzonspor için zor rakiptir. Ya Sivasspor genelde her takım için zor rakip. Geçen sene zaten yaptıkları ortada takım olarak hocalarıyla birlikte büyük bir mücadele verdiler. Çok sıkıntılar çekiyorlar hakikaten bu salgın olayında herhalde Sivasspor'dan daha ağrılı sıkıntılı atlatan bir başka takım yok şu anda. Her maç yeni bir eksik katılıyor eksiklerine. Eksik üstüne eksik. İnşallah bir an önce hepsi sağlığına kavuşur. Başkan Odi Akmaz'ın dediği gibi yani eleştirecek bir şey yok. Elimizdeki bu var diyor. Sağ beki sağ açık oynatıyoruz. Stoperi sağ bek oynatıyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Sahaya kavuşurlar. Tam takım sahaya çıkarlar. Özellikle Makabi'de ülkemiz için gerekli olan galibiyeti ve puanları alırlar. Trabzonspor'a bakarsak Sörloth'un yokluğu Newton'u yedi. Bugün de Vakayeme, Pereira yok. Takım bir sallanıyor. Yani Trabzonspor'da 1-2 oyuncu olmayınca takım böyle bir şeye giriyor. Bir sıkıntı, bir kriz, bir problem. Bugün seyrettiğimiz Trabzonspor'da Ekuban'ın dışında Mehmet'e katılıyorum. Yani ofansif olarak çok fazla bir hareket göremedik. Orta sahada Baker ve Abdülkadir zaman zaman kapatmaya çalıştılar ama hala eksik gibi duruyorlar orta sahada. Zaman zaman Sivasspor'un çok rahat pas yaptığını gördük. Defansta hala sıkıntılar var. Yedikleri golde yani Serkan ve Abdülkadir iki kişiler aralarından çıktı orada. Grade sanıyorum. Yani o kadar kolay Gradel o kadar Gradel kolay değil mi? Orada bir Gradel'in slalom orada bir yaptı. yani kornerin dibinde orada bayrağın yanında yani 3 kişi var 3 Trabzonlu bir sağ bir sol yaptı 2 kişiyi ekarte etti yani büyük takımın şimdi Mehmet de çok güzel söyledi büyük takımın kazanması lazım büyük takımın böyle çalım yememesi de lazım sonrası gol oldu zaten Gradel'in ondan sonra da Trabzonspor'un o tepki oyununu çok fazla göremedik. Bir ara belki Sivasspor'a da dönebilir oyun gibi gözüktü. Şunu söylemek istiyorum ben lafın özü. Yani 1-2 oyuncu gidince Trabzonspor'un birdenbire şeyi değişiyor. Oyun kimyası değişiyor ama Değişiyor. giden Yani oyuncular da özel oyunculardan bu hocam. biraz sistemsizlik mi diyelim? Biraz
başka şeyler mi var? Başka sorunlar, başka problemler mi var? Bunları en iyi tabii ki Mehmet burada dile getirecektir. Yanlış oyuncu tercihleri bence hocam. Sezon başı oyuncu alınırken yabancılarla doğrudur, özellikle. Doğrudur. Kalite. Giden oyuncuların kalite. Yerini yeterince dolduramamak diyelim evet. biz buna kalite açık farkı. Ve net olarak. Şükür ki Abdullah Hoca var başlarında devre arasında mutlaka bir şekilde güçlendirecektir. Fizik kondisyon olarak zaten güçlendirecek. Teknik taktik olarak zaten takımı belirli bir seviyeye getirecek. Tabii yönetim ve başkan da kadroyu güçlendirirse Trabzonspor özlemek istediğimiz Trabzon yani seyretmek istediğimiz Trabzon özlediğimiz Trabzon'a inşallah dönüşecek. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un başta olmak üzere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesindeki oyuncular bu takımlarla konuşulan oyuncuların listesini de vereceğiz. Kıymetli yorumcularımızdan değerlendirmelerini isteyeceğiz. Mehmet Ayhan birer puan eksiklerde göz önüne alındığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu akşamki programda seninle benim ortak özelliğim futboldan gelmeyen iki kişi olmamız. Üç tane burada futbolcu var. O yüzden cümlelerimizi daha dikkatli seçmemiz lazım. Ama ben futbolu bir taraftar ve bir seyirci olarak işte herhalde 35 sene falan oldu yani 37 sene falan oldu izliyorum. Bir tek şeyi biliyorum. Zor zamanlarda ortaya kahramanlar çıkar. Trabzon bu akşam zor zamanda mıydı Mehmetciğim? Feyyaz abi, Vakame, Canini, Pereira önemli eksikler midir? Yani önemli. Hocam açıkça Sayın Başkan da ifade etti. Sivas zor durumda mıdır? Yani karşısında futbol zor anlamında. Zor ve yorgun zamanda gelmiştir. 3 evet. gün önce maç oynamıştır. Peki, en son resmi maçını 9 gün önce oynamıştır sevgili Trabzon hocam, Spor. Bir evet. kahramanın, bravo, bir kahramanın ortaya çıkması için yeterince şart var mıdır? Var tabii. Bu böyle maçlarda devreye girip. Değil mi? Abdülkadir Ömür nerede abi? Çok basit. Hı. Hiç ben maçı falan sahi konuşmam. Bu şartlar altında. Ben Abdülkadir Ömür her çıksın her maç alsın demiyorum. Bak Max Gradel 87 doğumlu. Değerli bir oyuncu. Fakat yetenek konusunda siz daha iyi bilirsiniz. Abdülkadir Ömür kadar yetenekli mi bilmiyorum. İyi oyuncu kötü oyuncu demiyorum. Abdülkadir Ömür pür yetenek. Bu akşam ortaya çıkmayacaksan ne zaman çıkacaksın? Bir tek sorun var. Abdülkadir Ömür nerede? Bu soru Abdullah Hoca'ya, bu soru Trabzonspor'a, çocuğun kendisine, ailesine, herkese menajerine. Bak bu akşam bütün şartlarını 3 tane futbol adamına saydırdım. Trabzon eksik. Sivas zor durumda. Abdülkadir Ömür daha yetenekli bir oyuncu. Nerede? Benim maçla ilgili çok şey söyleyebilirim ama en başta bu kahraman, bu zor durumda, bu yetenekli çocuk, bu Trabzon'un ve hepimizin göz bebeği üzerine titrediğimiz adam. Diyeceksiniz ki bir adam bir maç alır mı? Öyle bir alır ki. Gradel'in yaptıklarını gördük ya. Gradel'in yaptıklarını keşke oturup izleyebilsek. Gradel'in yaptıklarını yapamayacak mı Abdülkadir Ömür? İlk yarı her topu aldı. Taç çizgisinin kenarına, taç çizgisinin dibine. Şimdi maçı izlemeyenler kağıda baktıkları zaman bir asist görecekler. Doğru onu da yap artık. Ama sonrasında oyun inisiyatifi, oyun sorumluluğu ve Trabzonspor'un her şeyi olabileceği bir karşılaşmayı kaçırmıştır. Bir kahraman olma fırsatını yerle yeksan ve heba etmiştir. Benim maçtan çıkartacağım manşet Abdülkadir Ömür nerede? Bu maç özelinde sadece buraya soruyorum. Evet. Ama yani bu tabii geçmişin birikintisi ve kalıntısından da çıkan bir şey. Geçtiğimiz haftaları da baz alınca. Nerede abi? Asistle evet. beni kandıramazsın. Bu maçta çıkacak çünkü Sivasspor çok zor durumda gerçekten. Evet. Sevesi'nin takım da zor durumda. Oynamaya mesela oyunun liderliğini alsan ne Pereira var, ne geçmişteki Burak var, ne Sosa var, ne Vakame var. Topla oynasan sana kim ne yapıyorsun demez. Ne yapacağız Mehmet? Hocam ben soru soruyorum. Ben gazeteciyim. İlan mı vereceğiz? Yani. Aranıyor mu diyeceğiz? Abdülkadir kendisi isteyecek. Nerede? Abdülkadir nerede? Ben, biraz. Benim sorum bu ve maçla giriyorum. Reha hocam, şimdi Abdullah Hoca'nın da 3. maçı. İlk 2 maçta ya evet bu takımın bazı problemleri var ve bunları çözmek zaman istiyor. Skor çok önemli diyerek bu maça geldik. Burada da 1-1. Skoru yakaladıktan sonra Trabzonspor çok daha farklı bir şey oynuyor gibi hissettim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oynuyor, ne hissettin mesela? Yani süre geçsin bir an önce maç bitsin oyunu galiba. Yoksa bir plan, bir sistemden bahsetmem mümkün değil. Şimdi Trabzonspor'u değerlendirirken hem bu haftaya kadar hem Abdullah Avcı zamanını, 3 haftalık periyodu ve daha önceyi değerlendirmek gerekir. Bir sezon başı yanlış teknik adam ve oyuncu tercihlerinden Trabzonspor hatalı bir planlama yaptı. Bu planlamanın cezasını da zaten Abdullah Avcı gelinceye kadar net bir şekilde gördü. Şimdi Abdullah Avcı ile beraber ne değişti Trabzon'da? Savunma anlayışının nesi? Mesela takım savunması falan değiştiği yok. Burada doğru bir tespit yapmak gerekir. Bizim işimiz zaten yani temennide bulunmak değil, tespit yapmak için buradayız.
temennide bulunabilirsin bir camiaya şirin görünmek için. İşte şöyle böyle.